Selamlar, ben Serhat. Bugün arabada nasıl kamp yaptığımı gösteriyorum. Herkese günaydın. Yine Bolu'da güzel bir göl kenarında kamp yapıyorum ama bu sefer araba kampı yapıyorum. Çadır ve karavandan Instagram ve YouTube üzerinden çokça konuştuk, tartıştık. Aslında çokça kullandığım ama daha önce de çok göstermediğim araba kampı düzenimden size bahsedeceğim bugün. Dün buraya geç saatlerde geldim. Saat 10 gibiydi. Etrafın nasıl olduğunu açıkçası keşfetme fırsatım olmadı çünkü oldukça karanlık. Gölün kenarında olduğumu biliyorum, ormanın başladığı yer olduğunu biliyorum ama insan birazcık daha kamp yaptığı alanı bilmek istiyor açıkçası. Geç saatte olduğu için tabii ki çadır kur, işte soba kur falan, bunlar da her zaman mümkün değil. O yüzden çokça kullandığım bu araba kampı düzenini göstereceğim size. Hadi başlayalım. Neredeyse 9-10 gündür devam eden bir seyahatteyim. Karavanın fuarıyla başladım. Sonra işte Bolu yaylalarını ve göllerini keşfetmek üzere bir rota çıkardım. Dediğim gibi her zaman uygun bir kamp yeri bulmak söz konusu değil. Veya şehirler arası seyahat ederken de yola gece geç çıktıysanız uykunuz gelebiliyor ve bir yerde bir şekilde yatma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yanınızda bir sürü çadır olabilir ama bir benzin istasyonu haliyle çadır kuramazsınız. Veya karavanınızla olsanız bile bazen her yerde karavanla da kalma imkanınız olmaz. Ben bu yüzden çadır ve karavandan da daha güzel bir yöntem olarak arabada kamp yapmayı görüyorum. Özellikle camlarınız da biraz karartılmışsa, benzin istasyonu, otoparklar, şehir içi, şehir dışı, orman, her yerde kenara çekip yatabiliyorsunuz. Ve inanın çoğu arabada da bunu yapmak mümkün. Bazı arabaların koltukları katlandığında çok düz olmuyor ama onu da artık işte birkaç tahta parçası ile falan böyle düz bir alan oluşturup kendinize bir yatak platformu oluşturabilirsiniz. Ben biraz şanslıyım, benim arabanın koltukları tamamen yatıyor ve hiç ekstra bir şey gerek kalmadan içinde yatabiliyorum. Evet, şimdi size küçük karavanı gösterme vakti geldi. Yeterince konuştum. Yatma için bu kapıdan giriyorum. Bagaj haliyle kapalı oluyor ama şimdi kamera olduğu için orada açık. Buradan giriyorum. Ayakkabılarımı hemen buradaki boşluğa koyuyorum. Kapıyı kapatıyorum ve yatmaya hazırım. Veya burada vakit geçirmeye hazırım. Benim boyum 1.70, uzun bir insan değilim. Bunun içine işte anca sığıyorum diyeyim yani. Ama mesela 1.80-1.91'i rahat edemez. Ne böyle otururken rahat edebilir ne de yatışı boydan kurtarabilir. Siz de eğer kendi arabanız ya da almak istediğiniz arabayı ölçerseniz veya internetten ölçülerine bakarsanız böyle bir amaç için kullanabilir misiniz? Daha iyi görürsünüz. Yataktan başlayalım. Gördüğünüz gibi güzel bir yatak var. Bu yatak şöyle bir örtünün altında. Önce bir mat, daha sonra da bir şişme mat barındırıyor. Bunun sebebi ne olursa olsun, nerede yatarsanız yatın, eğer kışsa, kış şartlarındaysanız ve çok fazla bir ısıtmanız yoksa mat vücut sıcaklığınızın yattığınız yere iletilmesini engelleyecektir. Yani vücut sıcaklığınız sizde kalacaktır. Mat çok önemli. Özellikle şişme mat kullanıyorsanız ve pahalı bir mat değilse onun üzerine bir mat koyun. Düzeltelim, kapatalım. Bir tane yün battaniyem var, genel amaçlı kullanıyorum. Burada bir EcoFlow River Pro güç istasyonum var. Bunu yolda giderken arabadan şarj edebiliyorum. Güneş panellerimi bağlayabiliyorum veya sabit bir yerde prize takıyorum. 1.5 saatte şarj oluyor. Benim bütün elektrik ihtiyacımı karşılıyor. Buzdolabını seyahat halindeyken arabaya bağlıyorum ama işte durduğum yerlerde de uzun süreli özellikle duracaksam buraya bağlıyorum. Ve buzdolabı da çalışmaya devam ediyor. Burada küçük mutfak aletlerim var işte. Bu su geçirmez kapları seviyorum. Bir şeyler dökülürse en azından ortalığa saçılmıyor. Bir de böyle küçük bir organizer görevi görüyor. İşte bir iki termos vesaire. Fındık fıstık taşıyorum yanımda. Burada böyle küçük bir mutfağım var. İçinde mutfak eşyalarım var. Bunu daha çok kampa yayıldığımda kullanıyorum. Arabanın içinde böyle bir yemek pişirme olayına falan girmiyorum. Burada küçük kutular var. Bunlara da bayağı ıvır zıvır atıyorum. İşte böyle kamp eşyaları, hoparlörler, kablolar falan gibi şeyler oluyor.
birkaç işte alet, edevat yanımda var. Diğerini göstereyim. Diğerinde de yine alet, edevat, wax, eşya sabitlemek için şeyler, pencerelerin güneşlikleri ve yanımda böyle büyük bir bıçak taşıyorum. Hem güvenlik amaçlı hem de bushcraft için kullanıyorum. Odun falan böyle yararken balta kullanmak istemediğimde. Bu tarafı göstermek için şimdi kamerayı yakınlaştıralım. Bu kısımda buzdolabım var. Bu buzdolabı çok güzel bir buzdolabı arkadaşlar. Frigers marka. Şöyle markasını göstereyim. Kendi aküsü var. Nasıl oluyor? Kendi aküsü. İçinde şöyle dahili bir aküsü var. Bu giderken şarj oluyor. Yolda giderken veya işte bir elektriğe bağladığınızda şarj oluyor. Ondan sonra kışın neredeyse 20 saat, yazında 5-6 saat boyunca bu aküden bu dolabı çalıştırmak mümkün. Aynı zamanda güneş enerjisi girişi var. Bluetooth bağlantısı var, tekerlekleri var. Yani inanılmaz güzel bir dolap. İçini göstereyim. İki tane bölmesi var. İki bölmenin de sıcaklığı farklı ayarlanabiliyor. Burası küçük, bu taraf daha büyük bir bölme. Burada bir kesme tahtası var. Pek kullanmıyorum ama öyle bir imkan var. Özellikleri saymakla bitmez. Fakat bu seyahatte nasıl olduysa ekranı bozuldu. Onu da firmayla görüşeceğim. Umarım yardımcı olurlar. Bu benim kurtarma ekipmanlarının olduğu bir kutu olarak söyleyebilirim. Çadır için yanmaz kumaş. Burada akü aktarma kabloları var. Bir kurtarma halatı var. Propan şeyleri var. Ocak için. Pürmüz için daha doğrusu. Burada donmayı engelleyici sıvılar var. Blender'ın çünkü bir donma problemi var. Burada bir kompresör var. A101'den aldım. Hiç kullanmadım. 5 litre mazot bidonu hem webasto için hem de yolda kalma durumlarında yanımda taşıyorum. Bu kutuyu normalde hiç açmıyorum. Böyle burada sabitçe duruyor. Ateş için demir bir üçgen var. Bu şekilde kapatıyorum ve bu burada kalıyor. Bu kutulardan çok memnunum. IKEA. Plastiği oldukça kaliteli. Şöyle bükerek açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Taşıması çok rahat. El acıtmıyor. İşte herhangi bir kırılacak bir aksam yok. Hiç hareketli hiçbir aksam yok bu kutuların. Biraz ön tarafa geçelim. Freelander'ın ön tarafında burada büyük çevir kamera çantası var arkadaşlar. Bunun içinde gimbal, laptop, drone, bataryalar, kameralar, objektifler, her şey var. Burada bir kıyafet torbası var. Arabanın her köşesinden faydalanıyorum. Yatma kısmını biraz da buradan göstereyim. Burada yine bir gıda torbası var. Ha bu arada ben koltukların oturma kısmını söktüm. Şu alanı da kazanmış oldum. 10 günlük bir seyahat için bu alanlardan da faydalanmak çok önemli. Kullandığım uyku tulumu The North Face marka. Blue kazı olarak geçen bir kasküyü uyku tulumu. Uyku tulumundan söz açılmışken size şünü söyleyeyim. Arabada dün -9, -10 gibiydi gece burası. Sabah kalktığımda bile -7'ydi. Arabada hiçbir ısıtma olmamasına rağmen webasto veya araba çalışmıyordu kendiliğinden de. 8 saatlik bir deliksiz uyku sağlayabiliyorum kasküyü tulumla. Kışın kamp yaparken mutlaka çok iyi bir kışlık uyku tulumunuz olacak. Sobaya güvenmeyin. Webasto'ya güvenmeyin, aracınıza güvenmeyin. Yani yolda kalırsınız, aracın mazotu biter. Kamp kurarsınız, fırtınaya yakalanırsınız, soba çalışmaz. Webasto'nun aküsü biter, çalışmaz. Ama bir uyku tulumuyla her koşulda -20 dereceye kadar hiçbir şekilde ölmeden biraz da gıdanız varsa yaşarsınız. Uyku tulumu çok önemli. Aracın içinde böyle cam kenarında küçük bir raf var, öyle söyleyeyim. Buraya işte yatarken ılık su koyuyorum içmek için. Kafa lambası mutlaka burada bulunuyor. İşte bazı küçük ufak tefek eşyaları iki tarafta da bulunan bu küçük bölmelere koyuyorum. Freelander'ın böyle iki tane sunroof'u var. Ön taraftaki açılıyor. Ben bunu yatmadan önce aralıyorum. Bu sayede işte içeride oksijensiz kalmıyorum. Eğer cam ya da sunroof açmazsanız gerçekten oksijensiz kalıyorsunuz. Onun dışında Gypsy yan tente var. İnanılmaz faydalı bir şey. Bu 2 metreye 3 metrelik bir tente. Şu gördüğünüz genişlik 2 metre. Açıldığında da 3 metre oluyor arkadaşlar. Eğer tenteyi açsaydım şu alanı tamamen kaplardı.
Yağmurda kullanıyorum, yağışta kullanıyorum haliyle. Birkaç kere de güneşte kullandım. Eğer arabayla kamp yapıyorsanız bir yan tente veya bir tarp mutlaka gerekli. Çünkü yemek yaparken, etrafta dolanırken yağmurdan, güneşten korunabileceğiniz bir alan lazım. Çok uzun bir seyahat yaptığım için neredeyse 10 gündür yoldayım. Eşyaların bir kısmını aracın üstüne bu şekilde sabitledim. Bunların içinde neler var? Bunun içinde gelişi güzel şöyle atılmış çadır var, bir sandalye var. Burada balta, testere, kürek, ekstra bir sandalye, masa, bunun gibi şeyler var. Bunlar biraz olmasa da olur ama olursa daha iyi olur aletler. Bir de bunlar var arkadaşlar. Bunlar da kar, çamur paleti olarak geçiyor. Ben tek başıma doğada gezdiğim için mutlaka böyle bir kurtarma ekipmanının da yanımda olması lazım. Hiç kullanmadım. Bir kere çok ihtiyacım oldu. Onda da yanımda değildi ve çok pişmanım. O yüzden artık illa aracın üzerinde sabit şekilde duruyorlar. Evet, daha bitmedi. Yatma düzeni olmadığında arabanın arkası aslında tamamen neredeyse dolu oluyor. Birkaç eşya daha var. Yanımda bu Decathlon'un sandalyesi var. Bu inanılmaz sağlam. Normal Migros sandalyelerine benzemeyen kaliteli bir sandalye. Bu şekilde bir su termosu taşıyorum. Çünkü su bunun içinde donmuyor. Normalde sular donuyor. O yüzden bunu tercih ediyorum. Şöyle bir güzel musluğu var. Çok faydalı oluyor açıkçası. Yanımda odun taşıyorum. Kuru odun bulmak zor. Şunları mesela ben kendim dağdan kestim. Birkaç bunlar da şehirden satın alma. Bunlar da kuru odunlar. Bunları da topladım. Tutuşturmalık gerçekten önemli. Bir eşya kutusu daha var. Biraz fazla eşya taşıyorum, evet. Bu da işte her türlü diğer ıvır zıvırlar açıkçası. Arabanın tamamen tanıtımını yaptık. Kahvaltıyı da yaptım. Belki küçük bir öğle uykusu iyi gider. Hem de nasıl yaptığımı böylece göstermiş olurum size. Uyku tulumunu seviyorum. Bu şekilde yatıyorum.